Arkadaşlar merhabalar bu videomda tilt denemelerinden seçtiğim 7 soruyla karşı karşıyasınız. Hadi bakalım hem soruları görelim hem de çözümleri yapalım. Bir önceki videoda 7 tane soru çözmüştük. Şimdi de 7 tane soru çözeceğiz. Bunlardan birisi işte bu 8. soru. Evet 8. soruda ne yapılmış? Buradaki üçgen döndürülmüş. Ne kadar döndürülmüş? Art tanjant 24 bölü 7 kadar döndürülmüş. Hmm. Hocam bu açı alfa dersem hatta dur. Döndürme açısına bakalım. Bu böyleyken ne olmuş? Hocam böyleyken hop buraya gelmiş. Döndürme açısı burası. Yani şuraya bir alfa dersem buraya bir beta dersem alfa artı beta kadar döndürülmüş. Döndürme açısı alfa artı beta ise o zaman art tanjant bir açıya eşitse her iki tarafın tanjantını alıyorduk. O zaman buradan tanjant alfa artı beta ne eşit olacaktır? Hocam 24 bölü 7'ye eşit olacaktır. E sonra şurada 3 4 5 üçgeni var. Şu üçgende a açısı beta buranın beta olduğunu biliyorum. Hocam tanjant beta buradan belli mi? Belli. Tanjant beta nedir? 3 bölü 4'tür. Bu 24 bölü 7. Tamam. Sonra bizden ne isteniyor? Cevap abi. Hocam bizden tanjant alfa isteniyor. E tanjant alfa artı beta var. Tanjant beta var. Tanjant alfa isteniyor bizden. E o zaman tanjant alfa artı betanın açılımını yapacağız. Tanjant alfa artı betanın açılımı neydi? Yazayım tan alfa. Tan artı tan bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta değil miydi? Evet. Tanjant alfa artı beta belli. 24 bölü 7. Yazıyorum 24 bölü 7'ye eşittir. Tanjant alfa belli değil. N diyelim ona. Artı tanjant beta 3 bölü 4 bölü 1 eksi çarpımları değil mi? Yani 3N bölü 4 yapıyor. E o zaman buradan e, ne yapalım? İçler dışlar çarpımı yakışır değil mi buraya? Hemen yapalım. 7 ile burayı çarpıyorum. 7N artı 21 bölü 4 yaptı. Eşittir. 24 ile burayı çarpıyorum. 24 eksi 24 ile 4 sadeleşti. 6 6 kere 3 18 n yaptı burası. Toplam attık öbür tarafa. 25 n eşittir. 24 eksi 21 bölü 4 yaptı burası. 96'dan 21 çıktı 75 yaptı. O zaman 25 n eşittir. 75 bölü 4 yapar. O zaman n de buradan neye eşit olacaktır? 75 bölü 25 çarpı 4 yaptı. Şunlar sadeleşti. Hocam burada 3 kaldı. O zaman 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4 de n. n dediğimiz de zaten tanjant alfaydı. Yani cevap böylelikle akçay yaptı 8. soruda. Geldik 9. soruya. 9. soruyu shorts olarak atacağım size. O yüzden bunu shortslarda bakın. Bekleyin daha doğrusu. Geldik 10. soruya. Evet AOB üçgenin alanı tanjant 2 alfa bölü x 4 verilmiş. Bu üçgenin alanı. Ya hocam bu da birim çember verilmiş. Bu bir birim bir birim. Tamam. Hocam 1 çarp 1 çarp sinüs alfa bölü 2'den bulabiliriz. Ya da bu tabana ait yükseklik çizeyim. Hocam bir dik üçgende hipotenüs bir karşı kenar lazım bana. O da karşısı olduğu için sinüs alfa olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani sinüse girmeden yine taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Valla trigonometri de, de, de trigonometriden yapmıyorum ya. Yani yorumlara bekliyorum. Ne merak ediyorsun? Yani ne yazacaksınız çok merak ediyorum. Evet üçgenin alanı neye eşit oldu? 1 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit oldu. Ya da 1 çarpı 1 çarpı sinüs alfa bölü 2'den zaten bu geliyor. Neyse. E, ee, bu da neye eşitmiş? Tanjant 2 alfa bölü eksi 4'e eşitmiş. Tanjant 2 alfanın açılımı lazım bana. Hocam tanjant 2 alfa nedir? Tanjant alfa artı tanjant alfadan tanjant alfa artı alfadan aklınıza gelsin. Tan artı tan. Yani 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa tan kare alfa mı yapıyor bu? Evet. Yani burada sadeleştirmeleri de yapalım. Burası eksi 2 kaldı. Eksi 2 ile burayı çarpalım. Eksi 2 sinüs alfa eşittir. Açılımını yapıyorum şimdi. 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfaya eşit oldu. E sonrasında ya hocam şunun yerine ben sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazsam. Sinüs alfalar gitse. ikiler gitse. Burada sadece eksi kaldı. O zaman eksi ile burayı çarpıyorum. Eksi 1 artı tanjant kare alfa. O da sin kare alfa bölü kos kare alfa yaptı. Eşittir. Burada ne kaldı? 1 bölü kosinüs alfa kaldı. Şu eksi kos kare alfa artı sin kare alfa bölü kos kare alfa kos kare alfa eşittir. 1 bölü kosinüs alfa yaptı. Kosinüs alfalardan birer tanesi gitti. Eksi kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir. Kosinüs alfa eşit oldu. Bak dikkat. Ya hocam burada keşke kosinüs alfa var ya hepsi kosinüs cinsinden olsaydı. O zaman şunu yapabilirsin. Hocam bunun yerine ben 1 eksi cos kare alfa yazabilirim. 1. 2. Hocam bu cos kare eksi cos kare alfa eksi sin kare alfa işte e, kosinüs 2 alfanın açılımı ama eksi kosinüs 2 alfanın açılımı olacak. Sonra kosinüs 2 alfanın açılımını da cos olarak da açabilirsin. O şekilde de yapabilirsin ama burada kosinüse çevirmek için sin kare yerine 1 eksi cos kare yazsam. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 cos kare yani şuraya eksi 2 c kare yazayım artık. Cos kare yazmaktan bıktım. Eksi 2 c kare değil mi? 2, 2 artı 1 var eşittir c oldu. Hepsini öbür tarafa atalım. O zaman 0 eşittir 2c kare artı c ondan sonra eksi 1 yaptı. 2c'ye c yapınca eksi 1 artı 1 deyince hocam çapraz çarpımları artı 2c eksi c'den burayı verdi. Yani bu ne eşit oldu o zaman? Hocam bu 2 kosinüs alfa eksi 1'e kosinüs alfa artı 1 oldu. Buradan bu eşit sıfırsa kosinüs alfa neye eşit olacaktır? 1 bölü 2 eşit olacaktır. Ki kosinüs alfa değeri nedir diye soruluyor. Cevap akçay yapar. Ya da bu eşit 0 olduğunda kosinüs alfa eşittir. Eksi 1 yapar. Ama alfa açısı dar açı olduğundan dolayı bu değer sağlanmaz. Dolayısıyla kosinüs değeri 1 bölü 2 olacaktır. Yani 10. soruyu böylelikle akçay bulduk. Bir sonraki soru shorts. Shorts da bekleyin. Bir sonraki soru şu. Bir çember çizilmiş. Çemberin içinde iki tane üçgen var. Hatta şu ABC de çevrel çemberi bu. Hmm. şu üçgenin de çevrel çemberi bu vay 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 şimdi hocam bizden x uzunluğu isteniyor valla direkt aklıma şey geliyor çembersel bilgiden yapmak geliyor ama trigonometrik olarak düşünecek olursak trigonometriden de yapabiliriz çembersel olarak nasıl yapabiliriz İlk önce onu bir deneyelim istersen merkez burasıysa hocam şöyle şöyle yapınca yarıçap çizince 15'e gördüğü yay 30 ya gördüğü yay 30 derece olduğundan dolayı burası r burası r burası 30 ise merkez açıdan 30 oldu Hocam burada da 75 ise 150. 150 ise de hop şöyle hop şöyle çizip 150 ise burası da 150. Burası da R, R. Yani burada bir kosinüs teoremi yapıp kosinüs teoreminden bir denklem gelir. Sonra buradaki kosinüs teoreminden de x kare ifadesini bulur muyuz? Buluruz. Çünkü R kare artı R kare yani R'li bir değeri bulmuş olacağız orada. R'yi bulacağız. R'yi de bulduktan sonra buradaki kosinüs teoreminden sonuca ulaşırız. Birinci yol bu. Ya da ikinci yol hocam trigonometriyi düşün biraz. E, kosinüs çizmeden de dik çizerek de yapabilirdik bu arada. E, başka ne yapabiliriz? Hocam şu üçgenin çevrel çemberi var. Bir de bu üçgenin çevrel çemberi var. Çevrel çember alan ilişkisi neydi? Hocam bir üçgende A, B, C ise çevrel çemberi de şöyle bir şeyse. Hani e, A bölü sin A eşittir B bölü sin B eşittir C bölü sin C eşittir 2R değil miydi? Evet. Yani şu üçgene bakacak olursak 2 bölü sinüs 15 2 bölü sinüs 15 eşittir 2R olmak zorunda. Hatta bu üçgene bakacak olursak bu üçgenin ve bu üçgenin çevrel çemberin yarı aynı ya. Burada da x bölü sinüs 75 2R'ye eşit olacak. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Hocam x'i yalnız bırakacak olursak sinüs 75'i öbür tarafa atalım. 2 sinüs 75 bölü sinüs 15'e eşit oldu x. Hocam sinüs 75 aslında kosinüs 15'e eşittir. Kosinüs 15 bölü sinüs 15 de kotanjant 15'e eşittir. Yani iki tane kotanjant 15 x'e eşit olur. O zaman dolayısıyla cevap denizli çıkar 12. soruda. Geldik 13'e shorts videosunda anlatacağım bunu. 14'e geldik bu da shorts videosuymuş. Geldik 15'e. Aşağıda bir kenar uzunluğu 2 birim olan ABC eşkenar üçgeni verilmiştir. Hemen eşkenar üçgeni şöyle göstereyim. Böyle tırtıklıyorum böyle karışık olan eşitler olunca. Bir de BC ile AD birbirine eşit verilmiş. BC ile AD eşit verilmiş. Hemen açıları yazalım. 60, 60, 60 tamamı. E sonra şuradaki ikiz kenarından tepe açısı 75 derece oldu. 180'den 75 çıkart 2'ye böl. 105, 52 buçuk. Valla şurası 52 buçuk geliyor. Açılardan dolayı güzel bir şey gelmeyecek. Benden turuncu eksi mavi alan isteniliyor. Peki ne yapacağız burada? Turuncu eksi mavi alan isteniliyor. Oranlamaları bulamam gibi gözüküyor. O yüzden turuncu alana ben T diyeyim. Mavi alana M diyeyim. E ben şuraya bir ne diyeyim? Beyaz alana da B diyeyim. Ama buradaki beyaz alanı bulmakta zorluk çekerim. Çünkü burada 7.5'lık açılar falan gelecek. Buradaki beyaz alana B diyeyim. Bak T artı B alanını yazayım ben şimdi. T, T artı B alanı nedir? Hocam şurası 75 derece. Kenar uzunlukları da 2'ye 2. 2 çarpı 2 çarpı sinüs 75 bölü 2 değil mi? Evet. 2 çarpı 2 çarpı sinüsü 75 bölü 2. Yani 2 sinüs 75'e eşit oldu. Sonra bir de şuradaki B artı M'yi yazabilirim ben. B artı M alanı da belli. Hocam şu B artı M alanı da nedir? Burası da zaten 2. 2 çarpı 2 çarpı aradaki açı da 15. 2 çarpı 2 çarpı sinüs 15 bölü 2 değil mi? Evet. Böyle ikiler gitsin. Yani ne kaldı? 2 sinüs 15'e eşit oldu. E buradan benden ne isteniyor? Farkları isteniyor. Çıkart bakayım bunları. T eksi M turuncu eksi mavi alan neye eşit oldu o zaman? Hocam iki parantezinde sinüs 75 eksi sinüs 15'e eşit oldu. Şimdi buradan sonra trigonometriyi de kullanarak bir yol yapabiliriz ama şimdi ben sinüs 75 eksi sinüs 15'i gördüm ya aklıma bir yol geldi. Özellikle sinüs 75 eksi sinüs 15, kosinüs 75 eksi kosinüs 15 gibi ya da sinüs 105 eksi kosinüs bilmem kaç o tür şeyler gördüğünüz zaman bu dikdörtgen çok işinize yarayacak. Şöyle bunun devamında birinci yol diyeyim bir dikdörtgen çizeyim sana. Hatta dikdörtgeni şu şekilde dikdörtgen çizeceğim. Bak Dikdörtgen sadece bir dikdörtgen değil. X kenar dik üçgen. Bire birlik x kenar dik üçgen ve köküçe köküç x kenar dik üçgeni çizdiğim zaman. Bak 45 45 ve bunlara ait burası 90 derece oldu. Yani şurası 1 1 dedim buraya da köküç köküç dedim ya. Hocam tamamı köküç o zaman buraya da köküç eksi 1 kaldı. Köküç artı 1 ise burası da köküç artı 1 yaptı. Normalde 15 75 90 üçgeninde sinüs ve kosinüs değerlerini bulmak gerçekten çok zor. Niye? Şu geometrideki gibi 15, 75, 90. Hani küçük açı hayatı kenar oluşturursan. Burası 1 ken, burası 2 artı kök 3 yapıyor. Ama burası kök içinde köklü bir değer çıkıyor. Saçma oluyor. Sinüs değerlerini biraz daha saçma bir şekilde buluyoruz. Ama bu şekilde çevirdiğin zaman bu dikdörtgen çizdiğin zaman sinüs değerleri daha kolay geliyor. Dikkat. 1, 1 ise burası ne yaptı? Kök 2. Kök 3 kök ise burası kök 6 yaptı. Burada da bir ikizkenar kenar dik üçgen pardon dik üçgen oluşturursan. Aa hocam köküken, kök 2 kök alt kök 6 oldu. Yani burası 30-60-90 üçgen oldu. Ve bak buraya ne kaldı? 75. Buraya ne kaldı? 15. 15, 75, 90 üçgenin yani kenarları kök 3 eksi 1, kök 3 artı 1 ve burası 30'u karşı kök 2 ise burası da 2 kök 2 oluyor ya. Bak burada sinüs değerlerini bu şekilde yazmak daha kolay. Benden ne isteniyordu? Birinci yolda t eksi m isteniyordu. O da 2 çarpı sinüs 75. Sinüs 75 nedir? Kök 3 artı 1 bölü 2 kök 2. Kök 3 artı 1 bölü 2 kök 2. Eksi sinüs 15. Sinüs 15 nedir? Kök 3 eksi 1 bölü 2 kök 2. E hocam bunun devamı gelecek zaten. Bak 2 çarpı kare içinde. Pardon 2 çarpı kök 3 artı 1. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi kök 3 artı 1 bölü 2 kök 2 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşti. Şu kök 3'ler gitti. 2 bölü kök 2 yaptı. Hocam 2 bölü kök 2 de neye eşittir? Kök 2 eşitler diye çarparsam kök 2 eşittir. Evet bu bizim birinci yolumuz olsun. Şuraya kadarki yol aynı yol. İkinci yolda şu. Benden ne isteniyor? Bak ikinci yol diyeyim şuraya. İkinci yolda da benden sinüs 75 eksi sinüs 15 isteniyor. Ben buna bir a değeri diyecek olursam, her iki tarafın karesini alsam, hocam bu sinüs 75 dediğimiz aslında nedir? Kosinüs 15 değil midir? Her iki tarafın karesini alacağım. Birincinin karesi kos kare 15. Ondan sonra eksi birinci ile ikinci çarp. Dikkatli. İki kosinüs 15 sinüs 15. Sonra artı sin kare 15 geldi buradan. Sin kare 15 eşittir a kare yaptı. Hocam cos kare 15 artı sin kare 15 nedir? 1'dir. Yazdım buraya 1'i. Artı sonra şu ikisini 15 kosinüs 15'te de sinüs 30 değil midir? Evet. Ama burada eksilisi. Eksi sinüs 30 yaptı. Bu a kare eşit. Bu 1 bölü 2 ya. 1 eksi 1 bölü 2 neye eşit oldu? 1 bölü 2 eşit oldu. A kare eşittir 1 bölü 2'den. A'yı da buradan 1 bölü kök 2 buluruz. Benden ne isteniyordu? Sinüs 75. Bak sinüs 75 eksi. Kosinüs, e, sinüs 75 eksi sinüs 15'e var a demiştim. E, ee, burada t eksi m isteniyordu benden. T eksi m de 2 çarpı sinüs 75 eksi kosinüs 75 yani 2 çarpı a. O da 2 çarpı 1 bölü köklüden yine köklü olarak bulur muyuz? Buluruz. Bak en azından güzel bir yol daha öğrenmiş oluyorsun. Çok sıkıştığın zaman şu dikdörtgenin özel bir adı vardı. Adını unuttum. Bu dikdörtgeni yani birebirlik bir dik üçgen ve köküçe köküçlük dik üçgenden şöyle dikdörtgene tamamladığın zaman 15-75-90'daki sinüs 15'i kosinüs 15'i daha net bir şekilde bulabilirsin. Bak sinüs 15 neymiş? Kökü eksi 1 bölü 2 kök 2. Bak sinüs 75 kökü artı 1 bölü 2 kök 2. Yani bu sinüs 75 eksi sinüs 15 gibi değerleri bulurken çok işimize yarayacak. Bence güzel bir bilgi öğrendin. Bence çok hoş. Evet 15. soruyu bu şekilde bulduk. Geldik 16'ya. Shorts anlatacağım. 17'ye geldik. Şöyle bir kare verilmiş. Bir de bir dikdörtgen verilmiş. Oranlamalara bakalım. Şimdi arkadaş oranlamada BC uzunluğu 4A verilmiş. Şurası 4A. Sonra başkana verilmiş AL uzunluğu 3A verilmiş. AL'yi de 3A dedim. Bu bir kare ya. Buraya da A mı kaldı? Evet A kaldı. Yani şunun tamamı A olduğunu biliyoruz. Bir de burada oran verilmiş yine. Buraya 2B dersem burası 3B verilmiş. Ve burası LM uzunluğu 2B. Bu KL uzunluğu da 3B olarak verilmiş. Sakın hocam alfabetaya dalayım. Ya niye dalıyorsun? Şunun doğrusal olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman dalma. Senden ne isteniyor? Tanjant x. Tanjant x için x'e ait dik üçgen lazım. Şunu yaptın ya. E bunu çizen insan e burada da bunu da çizer. Ve 90'lara da şu. Alfa, beta, alfa, beta'ya dalarsın. Yani senin şuradaki üçgeninle buradaki üçgenin benzer mi oldu? Benzer oldu. Hatta güzel bir benzerlik var burada. 90'ın karşısı 2 ve 90'ın karşısı 3 ve Yani 2 bölü 3. O zaman beta'nın karşısına ben burada 2x dersem. Beta'nın karşısı 2x demeyeyim pardon. 2n dersem çünkü x burada kullanacağım. Beta'nın karşısı 2n dersem beta'nın karşısı burada 3n'dir. E hocam tamamı bunun 4a'ydı. 4a'yı kullanacağım. Kare olmasını. Buraya 4a eksi 2n. 4a eksi 3n kaldı. E sonrasında hocam burada da şurası a mıydı? a'ydı. a'yı da kullanacağım. a a a a, a. Şurası da 3a artı 2n değil mi? Evet burası da 3a artı 2n. Ha, şimdi benzerlik oranı 2 bölü 3 değil miydi? Evet. Hocam burada da alfanın karşısı 4a eksi 3n bölü. Buradaki alfanın karşısı 3a artı 2n. Yani burada a yancısından bulabilirim. İşler dışlar. 6a artı 4n eşittir. Bu 2 bölü 3 değil mi? Evet. 4 kere 2. 4 kere 3. 12a eksi 9n yaptı. Buradan 6a 13n eşit oldu. 13n eşittir 6a oldu. O zaman ben en yerine arkadaşım. işte hocam 6t yazsam. Boş ver en yerine 6 yazayım. A yerine de çünkü T yazmama gerek yok. Oranlamadan gidecek. Tanjant X deniliyor ya. A yerine de 13 yazsam. Hadi yazıyoruz bakalım. A yerine 13 yazdığım zaman 4 kere 13 52 yaptı burası. Hocam sonra e, N yerine ne yazmıştık? N yerine 6 yazmıştık. 6 kere 3 burası 18 yaptı. Şimdi A yerine ben 13 yazarsam. N yerine de 6 yazarsam. 39 artı 12 51 yaptı. Bak şurası 51 yaptı. Hocam karenin bir kenarı 52 idi. O zaman buraya da 1 mi kaldı? Evet yani 1 yaptı. Şimdi burada tanjant x değerine ulaşabilirim. Tanjant x değeri de nedir? Hocam 18 bölü 1. Yani 18'e eşit olacaktır. İşte 18 t yazsaydık 18 t bölü t olacaktı. Yine aynı sonuç çıktı. Oranlama istenildiği zaman böyle değer de verebiliyorduk. 17. soru. Gerçekten güzel bir soru. Ama geometri bilgisiyle yapılabilecek bir soru. Yani burada tanjant x deniyor. Dik üçgen lazım. Burada hocam dik üçgen oluşturdum. Benzerlik çıktı geometriyi bilmeyen bu soruyu maalesef yapamaz. Ama geometriyi bilen 90'ların havada uçtuğunu gören alfabeteye girer. Hiç buradaki alfabetalara girmedim. Bu kenarlar yoktu. Burada oluşturdum ben. 3B'ye 2A 2B'ye burada direkt var ya. Hani burada bir dik üçgen varsa burada da oluşturunca direkt iki üçgen benzer çıktı. Ve çok da güzel bir şekilde çıktı sonuç. Gerçekten hoş bir soruydu. Mert Hoca'nın da çözümünde merak etmiyor diyelim. Onun da çözümüne bakacağım. Acaba Mert Hoca da buradan mı çözdü? Ya da daha farklı yerden mi çözdü? Merak ediyorum. Siz de bakarsınız. Siz de büyük ihtimalle merak edersiniz. Evet 17. soru. Edremit oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 18'e. 18. soruda da aşağıdaki dik koordinat düzleminde kol dik üçgeninin simetriye alınmış. Bunun simetriye alınmış. E hocam alfaysa burası da alfa. Simetriye alınmış ya aynı. Yani simetriye alındığı için bunlar birbirine eşit. Açısı 90'sa 90 olacak. Hatta şunlar da birbirine eşit mi olacak? Evet. M noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Bir kere ben bunu geometriden çözerim. Onu söyleyeyim. Hocam geometriden nasıl çözeceğiz? Bak şimdi şuradan bir dik çizersin. 2 alfa buraya beta diyelim. 2 alfa artı beta 90 olsun. Beta ise burası 2 alfa oldu. E hocam şurada bak bir dikdörtgen yapabilirim. Böyle 2 alfa 90 ise beta burası da alfa deyip şu üçgenle şu üçgende benzerlik uygulayabilirim. Ama sayı çok gıcık olduğu için 2'ye hapsi or, 2 ordinatı 5. 2'ye 5 olduğundan dolayı bak devamını da getireyim istersen. E, burası hocam 2 burası 5 ya benzerlik oranı 2 bölü 5 o zaman burada alfanın karşısına ben 2a dersem e, alf 2 pardon burası 2 alfaydı. 2 alfanın karşısına 2a dersem buradaki 2 alfanın karşısı 5a olacak. E hocam şurası 5a olacak ya 2 burada 5a eksi 2'si burada olacak. O zaman burada Pisagor bağıntısından gidebiliriz arkadaşlar. Ya da hocam burası 5 ya burası da 5 eksi 2a olacak. Pisagor bağıntısından a'yı bulursunuz. a'yı bulduktan sonra m noktasının koordinatları toplamında bulursunuz. Farkında bulursunuz. Ya trigonometrisiz bu şekilde. Dik üçgenden bu şekilde çıkar. Ama burası 5 olduğu için 3, 4, 5 de sağlanmadığı için çok gıcık bir sayıyla karşılaşacağız. Büyük ihtimalle bu yol uzun yol olacak. Şimdi ben daha kısa bir yoldan yapmaya çalışayım. Bunun dik, bunun 2'ye 5 olduğunu, buranın da 2'ye 5 olduğunu biliyorum. Alfa, alfa. E burada bunu çizeceğim. Koordinatları yani şurayı ve şurayı bulursam koordinatları toplamında bulurum. Farkında bulurum. E şimdi ne yapacağız hocam burada? Burası 2 alfa iken buraya beta dersem 2 alfa artı beta. E o zaman burası da 2 alfa. Hmm. Hocam bak tanjant alfa belli. 2 bölü 5. E hocam burada tanjant 2 alfayı bulabilir miyiz? Evet. Tanjant 2 alfanın açılımı bu alfa artı alfa gibi düşün. 2 tanjant yani tanjant tan artı tan bölü yani 2 tanjant alfa bölü. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa tanjant kare alfa yaptı. E o zaman burası ne yapıyor? Tanjant alfa yerine 2 bölü 5 yaz. 2 çarpı 2 bölü 5 bölü 1 eksi 4 bölü 25. Buradan ne geldi o zaman? 4 bölü 5. 4 bölü 5 bölü 25'ten 4 çıktı. Hocam 25'ten 4 çıkınca sanırım 21 geldi. 21 bölü 25 yaptı. Ters çevirip çarptım. 4 bölü 5 çarpı 25 bölü 21 yaptı. Şunlar sadeleşti. 5 yaptı. 20 bölü 21 yaptı. E hocam burası o zaman tanjant 2 alfa. 20 bölü 21 değil mi? Evet. 20 bölü 21. E hocam buradan sonrası ne yapacağız? Buradan sonrası da işlem yapacağız. 20 bölü 21 ama burası K burası da e, K oluyor. Yani 20K'ya 21K oluyor. Şimdi burada koordinatları toplamı. Ya hocam koordinatları toplamı. Bu M noktasına bakacak olursak 20K'ya 21K yapıyor ya. Koordinatları toplamı. Bir de oran isteniliyor bizden. Hiç K'yı a'yı da bulmamıza gerek yok. Hocam koordinatları toplamı kaç yaptı? 41K yaptı. Bölü koordinatları farkı kaç yaptı? K yaptı. Oranladığım zaman da 41 mi geldi? Evet. Yani cevap Edremit yaptı. Gerçekten ilk yoldan yapmış olsaydık K'yı ayı bulmaya çalışacaktık. Orada direkt oranlamada gelmiyordu. Ama burada direkt oranlama geldi ve oranladığım zaman da K'lar gitti. Çok da kolay bir şekilde çıktı. 41 kere maşallah sorusu. 18. soru. Gerçekten güzel bir soruydu. Cevap Edremit oldu. Geldik. 19'a 19'u shorts videosunda anlatacağım size. 20'ye geldik. 20'de shorts'luk bir video. İnşallah bunları ben bir dakika içinde anlatırım. Neyse e, anlatamazsam da bunları e, yine şortsuz bir şekilde anlatamayacağım videoları da shortsuz bir şekilde hadi 2 soruyu ya da 3 soruyu bir videonun içerisinde paylaşırım merak etmeyin. Bunlar mutlaka çözülecek hiç merak etmeyin. Sonra 21'e geldik bu da shortsluk. 22'ye geldik bakalım ne diyor soru. Şekil 1'de duvara ve yer düzlemine dayalı düz çubuk AC eşittir BC olacak şekilde üst üste koyulan eş 2 küpe C noktasında temas etmektedir. Evet şu şekilde. Tam bunlar birbirine eşit olacak. E kübün bu kenarına ben bir k, 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 k dersem. E hocam burada şu eşitliği kullanacağız. Nasıl kullanacağız? E burada bunlar birbirine paralel. E orta taban var burada. Burası k iken bunun tamamının 2k olması lazım. Evet 2k olacak. O zaman buraya da k mı kaldı? Aynen öyle. Sonra şekil 2'de duvara ve yer düzlemine dayalı düz çubuk. Burada da şöyle 3 oran verilmiş. Burası a iken burası 3a verilmiş. Ee, burası K, K, K olduğunu biliyoruz. E sonra burada başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. D da temas etmektedir. Küp aynı küp. E sonra AB ile şunlar birbirine eşit verilmemiş burada. Eyvallah. Tanjant x değeri nedir diye soruluyor bize. E şimdi burada da benzerliğe bakalım. 3'e 1 oran yok mu? Bak şimdi şu paralelliğe bak. Hocam buradan da gidebiliriz de gerek yok. 3'e 1 oran var. 3'e 1 oran olacak. K ise burası da 3K mı olacak? Evet. Şimdi senin şuradaki üçgenin burada. Bak X açısı isteniliyor benden. X açısını bir yorumlayalım. Hocam benden tanjant X isteniliyorsa eğer şuraya bir Y dersem 2 iç açı bir dış açıdan burası X artı Y oldu. Şuradaki B noktası bak burada X artı Y burada. Sonra Y açısı da burada. Y açısı dediğimizde tam olarak burası değil mi? Evet. Tanjant Y de belli. Hmm. Tanjant X artı Y belli. Kaç? Hocam şuradaki dik üçgenden 2 bölü 1. Yani 2. Tanjant Y belli. Neredeki dik üçgenden? Şuradaki dik üçgenden. Tanjant Y de 1 bölü 3. E bizden ne isteniyor? Tanjant x isteniyor. E ne var burada? Toplam yani tanjant x artı y'nin açılımı. Yazalım tanjant x artı y'nin açılımı nedir? Tan artı tan tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y değil midir? Evet. Yani buradan tanjant x artı y'yi biliyorum ben. 2 eşittir tanjant x yani ona n diyeyim artı tanjant y 1 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları n bölü 3 yaptı. İşler dışlar yapalım. 2 eksi 2 n bölü 3 eşittir n artı 1 bölü 3 yapar. Buradan bunu buraya, bunu buraya attık. Açacak olursak 2 eksi 1 bölü 3 eşittir. n artı 2n bölü 3 yaptı. Buradan 5 bölü 3 yapıyor burası. Burası da 5n bölü 3 yaptı. 5'ler ay, 3'lerden ay. n de buradan kaç çıktı o zaman? 1 çıktı. n dediğimiz zaten neydi? Tanjant x'ti. Yani cevap böylelikle cehan çıkar. Ve böylelikle bakalım başka soru var mı? Yok. Neyi bitirmiş oluyoruz? Buradaki 22 tane sorunun... 7, 7, 14 tane çözümünü bitirmiş bulunuyoruz. Geri kalan sorular shorts videoları olarak gelecek. O zannediyoruz bir sonraki videolarda yani shorts videolarında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.